Aklımı başımdan aldım, beni sevdalara saldım. Hangi diyarlarda kaldım, gülüm gülüm nazlı gülüm, cananım benim. Gülüm gülüm nazlı gülüm, yeter gayri yapmaz ölüm. Sana yan de yanarım, cananım benim. Gülüm gülüm nazlı gülüm, yeter gayri yapmaz ölüm. Sana yan de yanarım, cananım benim. Cemalin aya benzer, bakışların toya benzer. Ah bu hayat suya benzer, gülüm gülüm nazlı gülüm, cananım benim. Gülüm gülüm nazlı gülüm, yeter gayri yapmaz ölüm. Sana yan de yanarım, canım benim. Gülüm gülüm nazlı gülüm, yeter gayri yapmaz ölüm. Sana yan de yanarım, canım benim. Sultan bekleme gel, sevenler tanımaz engel. Gözlerin cihana bedel, gülüm gülüm nazlı gülüm, canım benim. Gülüm gülüm nazlı gülüm, yeter gayri yapmaz ölüm. Sana yan de yanarım, canım. Hadi şimdi gelsin.
Hayvanlar öyle uyuştu arkadaşlar. Yani ne uyuştu? Sıcak da değil, hava serin. Bulutlu böyle gördüğünüz gibi. Boyraz da esiyor. Serin bir hava var. Ama burası gün gören tarafı, güneşi gördüğüm bölge. Otu biraz tohuma binmiş artık. Çiçeğini dökmüş yonca monca. Hayvan 1,5 saat yayıldı. Sabah saat 7'de saldık. O da kırağa düşmüştü. Gene de hayvan yayılmadı. Öyle 1,5 saat yayıldı. Sonra yavaşladı. Böyle gördüğünüz gibi gölge serin. Niye bu hareketi yapar biliyor musunuz arkadaşlar? Hayvan ete bindiği zaman artık, et almaya başladığı zaman artık uyuşuk davranır. Gülleri nasıl yiyecekler biz değil. Bu güllerin otunu çok seviyorlar. Daha güller açmadan hepsini yiyorlar. Gülü taran ettiler. Hiç acıma yok. Güzelim gülleri yediler. Neyi yediniz gülleri? Baba bu gül otunu çok seviyorlar. Kökünü, mökünü, yaprağını hepsini topluyorlar. Bizim dağlardaki gülleri yediniz. Yoncalar böyle olmuş arkadaşlar. Nasıl dolmuş ama burada artık çiçeklerini dökmek üzereler. Çiçeklerini döküyorlar. Yoncadan korkuyorum arkadaşlar. Çünkü yonca tehlikeli olmaya başladı. Dikkat edelim. Daha keklikler kuluçkaya yatmamış arkadaşlar. İki tanesi şuraya geldi, kondu üst tarafa. Herhalde bir şey rahatsız etti. Daha dişiyle erkek. Dişi daha kuluçkaya yatmadığı için beraber geldiler. Daha zamanı var. Niye? Daha çalların çiçek açmasını bekliyorlar. Çallar, kuş burnu çiçek açarsa onlar da yatar. Bu tarlalara geçeceğim. Orada biraz yayacağım. Sonra şu karşıdaki çiftliğin bu berisindeki tarlalardan karşıya geçeceğim. Oradan yavaşça tuzluk alanına gideceğiz. Koyunlara tuz vereceğiz. Biraz da küllüğü çekeyim. Ancak bu kadar yakınlaştırabiliyorum. Bana iPhone Pro lazım ki daha iyi çekebileyim, yaklaştırabileyim. Bununla olmuyor arkadaşlar. Bu 3 megabayt yaklaştırıyor. Toki evlerle birlikte küllük baya bir büyüdü. Kocaman oldu. Yakında bu gidişle küllük kasaba olacaktır kesinlikle. Çünkü coğrafi alanı da buna müsait. Ev yapılacak alanlar çok boş. Bizim köy gibi değil. Bizim köy daracık bir araziyle dağ arasına sıkışmış bir yer. Ama küllünün önü arkası açık. İsteyebildiğin kadarıyla şey yapabilirsin. Yerleşim yapabiliyorlar. Bizim köyün TOKİ evleri de orada yapıldı. TOKİ evlerin tamamı yapılmış. Son aşamaları yapılıyor. Herhalde 2-3 aya kadar insanlara teslim ederler. Ve ne kadar ücretlendirecekler, nasıl olacak, bunlarda herhangi bir bilgi daha yok. Ne kadar ödenecek, ne kadar aylık ödeme olacak, ne kadar borçlanacak Ziraat Bankası'na, daha şu an bir bilgi yok. Bakalım nasıl olacak.
Karoğu ve ben. Ve koyun sürüsü. Koyunlar karnını doyurmaya çalışırken ben de onlara yün veriyorum. Karı da onları koruyor. Eğer karı onları korumazsa kurt sonra geliyor, zarar veriyor. Şşşt. Melon. Kılım, kılım, tatlım. Şekerim, balım. Şekerim, balım. Tatlışım, seni biraz çekeyim böyle. Çekeyim, takipçiler izlesin. Oğlum biraz seveyim mi seni? Tamam, biraz seveyim seni. Küçük 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 küçük. Küçük 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 küçük. Sevilmek mi istiyorsun? Tamam, seveyim. Seveyim seni biraz ama oyunlar kiye girdi. Hiç gönlü yok yayılmaya, yürümeye. Yatmak istiyorlar. Bizler de onlara tuzu götüreceğiz. Tuz zamanı geçiyor. Karşı taraf sabah ıslaktı, çamurluydu, tarlalar da çamurluydu. Güneşin doğmasını, ısınmasını bekledik. Şimdi yavaş yavaş geçiş yapacağız buradan, yoldan karşıya. Geçiş yapacağız. Hayvanlara tuz vereceğiz. Arkadaşlar, küçükken bu taşın oyuna mağara diyorduk. Ama bir kişi içinde güzelce oturabilir. Hatta iki kişi de sıkışabilir yağmurda. Ne de küçük, çok büyük değil. Taşın içinde. Ama nedir bilmiyorum. Böyle taşın içinde bir oyuk sanki elle yapmışlar gibi geliyor bana. Kıra kıra yapmışlar sanki. Olabilir ama niye yapmışlar? Belki sularını mularını mı koyuyorlardı? Yayla yayla. Tuz bölgesine doğru ilerliyoruz. Yaklaşık 1-200 metre kaldı tuz bölgesine. Ben de biraz oyalıyım ki hava hafif serinlesin. Çok sıcakta da tuz yiyemez. Sıcak değil gerçi ama yani biraz şey olsun böyle. Koyunları götüreyim güzelce. Çek! Koyunları götüreyim, böyle çiçekler içinde yayılıyorlar. Şey yapalım. Güzelce bir tuz verelim, tuzunu yesin. Tuz şişkinliğine iyi gelir. Su içer, yayılmasına yardımcı olur. Kuzular böyle arkadaşlar, az kaldı. Bir 15-20 gün sonra annelerin boylarına ulaşırlar. Çoğu, bazıları ulaşmış hemen hemen. Bazıları da daha ulaşmaya çalışıyorlar. Böyle size çekeyim kuzuları. Maşallah diyelim arkadaşlar. Böyle anneler de arada belli, kuzular da. Bazıları ufak, ikiz olanlar, annesi iyi beslemeyenler biraz ufak kalabiliyor. Onlar da normaldir. Tuzluğun yanına geldim. Şuranın arka tarafı hemen tuzluk. Ama tek olduğum için tuzu dökecek kimse yok. Mecburen koyunlarla birlikte taşın üzerine gideceğiz. Taşların üzerine gideceğiz ki koyunlar sağa solu koklarken ben de gizlice döküyorum. Tuzumu önce de getirip oradan sakladım arkadaşlar. Orada indirdim. Çünkü getirecek kimse yok. Geç! Yayıldı yayıldı. Karnı iyice doydu. Karnı güzel doyurdu kendini. Ah.
gelir. Ondan sonra yavaş yavaş suya götürürüm. Buz gibi sudan da içer. Tamam, 4 gün rahat oluruz. 4 gün boyunca tuza ihtiyaç duymaz. 4 gün sonra tekrardan tuz ister bende. Çünkü ot yeşil olduğu için tuzu seviyor. Yavaş yavaş tuzluğa geldik. Tuzluk bu kayalıklar. Suda o ağaçların orada tuzunu yiyip suya gidecek. Sonra da bakacağız. Zaten karnı doydu. Hayvan iyice doydu. Müthiş bir şekilde yayıldı. Doydu. Sabahtandır yatıp kalkıyor. Bu bücürük kuzu da bücürüğün teki gelmek istedi. Daha ben onu da getirdim. Ama sen bücürüksün, küçüksün da. Arkadaşlar, kuzular gündüz koyunları emmiyorlar. Ya sabah serinliğinde emerler ya da akşam serinliğinde. Gündüz yayıldıkları için pek süte ihtiyaç duymuyorlar. Süt de sıcak geliyor. Hararetini yükseltiyor ama soğukta keyfine bakıyorlar. Aktı, kayalıklara gidiyor ama ben tuzu daha dökmemişim. Onları kandırmam lazım. Onlar şimdi gidecek. Üstüne bakacak, tuz yok. Rahat böyle şey yapmayacaklar. Çünkü ben koşsam yapışıyorlar. Tuzu dökmeme engel oluyorlar. Şimdi onlar oyalanırken ben de tuzlarını dökeceğim. Tuzu çok seviyor. Tuzla bayılıyor. Yeter ki tuz olsun. Tuzu, canı, manı, otu, mut hep tuz. Geldik. Kamera tutacak kimse olmadığı için arkadaşlar. Tuzu döktükten sonra çekim yapacağım. Tuzlarını döktük. Yalasınlar. Zaten koyunlar pek böyle kısa sürede tuzu önemsemiyor ama kuzular önemsiyorlar. Kuzular yalasın diye daha çok erken erken veriyoruz. Koyunlar da bir haftada bir yeterli oluyor ama kuzular erken erken istiyor. Kuzulara yoğun bir şekilde vereceğiz ki yayılıma başlasınlar. Yayılımları başlasın. Ben dökene kadar yediler arkadaşlar. Beklerim böyle bir 10 dakika falan. İyice yerler. Sonra da ağacın yanına suya giderler. Kendi koyunlar, kuzular çeker suya götürür. Bahar genç insana benzer arkadaşlar. Öyle güzel, öyle narin, öyle hoş duruyor ki. Canınız tuz istiyor mu? Böyle ses çıkardığınızda hayvan tutsadığını size belirtir. Hepsi birden meğlemeye başlar. Bulutlarımız yağmur yüklü dolaşıyor etrafımızda. Ama birkaç gün yağış gözükmüyor. 3 gün sonra bir kere gözüküyor. Sonra herhalde artık yağar mı yağmaz mı bilmiyorum. Oh,
Gelir yavaş yavaş hepsi içer. Suyumuzu da soğuk soğuk hayvanlara içirdik. Hayvanlar geviş getiriyorlar. Kuzular biraz daha suda acemi, biraz bekletiyorum üstündeki. Onlar da bir şekilde kendini ayarlayıp suyunu içsinler. Karınları doymuş, tuzunu da yediler. Artık yavaş yavaş biraz yayılıma gideceğiz. Bir saat yayılıp eve doğru yol alacağız. Gidiyor. Suyun gözünde içen koyunlar var.